Ödülü kim verecek? Ödülü Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Amiri Sayın Tufan Köse takdim edecek. Saadet Özkan'a buyurun. Dün sabah Ankara'da gözlerimi açtım. Metnimi hazırlamıştım, oraya bıraktım. Sabahleyin yine ölüm haberleri duydum. Bana diyorlar ki ağlama. Ülkenin bu kadar güzel insanı katledilirken ben nasıl ağlamayayım? Hablemit hocam 2002 yılında kitabını okurken öldüğü gün de ağlamıştım. Ama bizim gözyaşlarımız bitmiyor. Her gün uykumuzdan kalktığımızda bir kötü haberle uyanıyoruz. Burada çocuklar var, görüyorum onları. Onların gülen yüzlerini istiyorum ben. O köy okuluna gittiğim gün dedim ki, ya biraz kafamı dinleyeyim. Şöyle insanlardan uzaklaşayım. İdeallerim çerçevesinde o köyde o çocuklarla birlikte güzel günler, güzel anılar biriktireyim. Gittim, şiirlerimi yazıyorum. Güne başlıyorum. Diyorum ki ne kadar güzel bir gün. Ağaçları, gökyüzünü izliyorum. Ama sonra baktım bir şeyler ters gidiyor. Neden bu ülkede çocuklar parklarda oynamıyor? Niçin güvende değiller? Niçin istismarcıların ellerinde oyuncak oluyorlar diyorum. Lütfen hepinizden tek bir ricam var. Biliyorum ki buradaki insanların, büyüklerin çığlıklarını duyun. Onlar için tek yürek olalım. Onlara güzel, aydınlık yarınlar kuralım. Eğer onlara sahip çıkamazsak, hepimiz bu karanlık tünelde yanar gideriz. Yüreklerimiz yanıyor ve ben bu yangının bitmesini istiyorum. Ve Şengil Hocam beni aradığında bana bir söz söylemişti. Umudunu kaybet. Değerli misafirler, ben de çok kısa birkaç cümle etmek istiyorum. Ülkemizin tam bağımsızlığı, yurttaşlarımızın insanca ve hakça paylaşımı için ömürlerini seve seve feda eden Muammer Aksoy, Bahriye Uçok, Uğur Mumcu ve yüzlercesinin ve bugün adına toplumsal duyarlılık ödülü verilen Necip Hablemitoğlu hocamızın anılar önünde saygıyla eğiliyorum. Gerçekten onların mücadeleleriyle biz bugünlere geldik. Saadet hocam da gerçekten ülkemizde çok gizli kalan ve mücadelesi zor olan bir alanda sadece çocukların bizi yalnız bırakmayın öğretmenim sözünün üzerine uzun yıllara dayanan bir mücadelenin sonucunda mahkemede 22 yıldır büyük ihtimal o çocukların annelerine de tacizde bulunan ve günümüzdeki eğitim sisteminin yarattığı bir yaratığı tutuklattı, yargılatıyor. En ağır şekilde de cezalandırılmasına sebep olmuş olacak. Ben kendisini bu anlamda bu genç yaşındaki bu mücadelesinden dolayı kutluyorum ve tebrik ediyorum. Hepinizi saygılar.